Baba. Ne işin var burada senin? Bu kulübe de kim? Ben bilmiyorum. Kimin olduğunu bilmediğin yerde ne işin var? Ben burayı ormanda gezerken tesadüfen buldum. Kimse var mı diye de içeri... Sen nerede dolaştığının farkında mısın? Burası Selamoğullarının toprağı. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben... tesadüfen gezerken buldum burayı. Selamoğullarından biri seni görse ne düşünür acaba? Ha? Hani bana söz vermiştin? Hani bir daha intikam peşinde koşmayacaktın? Ben sözümde duruyorum. Hem sen ne arıyorsun burada? Beni mi takip ettin baba? Evet, ettim. Bana güvenmedin. Sözüme itibar etmedin, öyle mi baba? Kendini haklı çıkarmaya çalışma. Neredeyse her Allah'ın günü konaktan çıkıp bir yerlere gidiyorsun. Burada olmaman lazımdı. Bir daha Selamoğlu topraklarına girmeyeceksin. Düşünme. Yavuz Bey'e bir daha görüşmeyelim diyemedim. Seyit Bey'i mi görünce saklandı acaba? Seyit Bey beni onunla görse kim bilir ne düşünürdü hakkımda. Dila, kendine gel artık. Ne diye elin adamıyla arkadaşlık ediyorsun ki? Oraya bir daha gitmemelisin. Bu kadar basit. Onu bir daha görmeyeceğim. Seyit Bey'in geldiğini fark etmesem Dila benim kim olduğumu öğrenecekti. Hay ablam, ya Seyit Bey Dila'ya kızıp ikimiz de çekip vursaydı? Ne yapıyorsun sen Rıza? Kendinle beraber Dila'yı da ateşe atıyorsun. Yeter artık Rıza. Kim olduğunu söyleyemiyorsan bari Yavuz Bey diye ortalıklarda dolaşma. Dila'nın hayatında tehlikeye atma. Yeter. Saat 1'e geliyor. Hülya'nın uçağı kalkmıştır herhalde. Vallahi hiç umudum yoktu ama gurbet iyi sepetledi kızı. Aferin kız gurbet sana. Senden aferin almak için yapmadım. Ben oğlumun iyiliği için yaptım. İnanamıyorum size ya. Sizin yüzünüzden birbirini seven iki insan ayrıldı. Siz hala üstünlük taslama derdindesiniz. Bana bak Fatma. Saçma sapan konuşup benim tepemin tasını attırma. Metin istediği kadar sevsin. Öyle şırpıntı bir kız bizim ailemize gelin olamaz. İşte gurbetin yüzü. O da söylesin. Değil mi gurbet? Sen de hiç mutlu değildin. Sen de sinir oluyordun. Selam millet. Bu ne şimdi? Sürpriz. Biz nişanlandık. Dila, seni merak etmeye başlamıştım kızım. Merak etmeyin Eren Hanım. Gelinimle şöyle bir dolaştık. Evet. Babam bana sarı gülün hiç görmediğim yerlerini gezdirdi abi. Bu iş bu kadarla bitmedi. Seni Işıklı Şelalesi'ne de götüreceğim. Al bunları ahıra götür. Hadi. Dila'yı gezmeye götürmeniz iyi oldu Seyit Bey. Bugün hiç iyi değildi. Niye? Ne oldu ki? Sabah boynuma sarılıp çok ağladı. Gece rüyasında İhsan'ı görmüş. Apar topar çıkınca ben de mezarlığa gidiyor zannettim. Her gün oraya gidiyormuş. Allah Allah. Vallahi bir şey olacak diye çok korkuyorum. İntihar eder diye ödüm kopuyor. Yok, endişe etmeyin Eren Hanım. Düşünmeyin böyle şeyler. Siz farkında değilsiniz ama ben Dila'ya elimden geldiğince göz kulak oluyorum. Gel. Ha, gel canım gel. Seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Otur şöyle. Hayırdır inşallah beyim? Hayır hayır.
Şu Söğütlü'de yapacağımız villalar için toprağı genişletmek istiyorum. Yandaki tarlayı da alayım istiyorum. Pek güzel beyim. İyi olur. İyi de yani bunun benimle ne alakası var, ben bunu anlayamadım. Ya ben bu tarlaların sahibini tapudan araştırdım. Senin köylünmüş bu adam. Gidip konuşmanı istiyorum. O topraklar çok verimli arazilerdir beyim. Ya bilemedim şimdi satar mı satmaz mı? Ya kardeşim, o yüzden seni gönderiyoruz ya konuş diye. Ne yap ne et, ikna et işte. Azer Bey Eder'inin iki katını verecek dersin. Değerinin iki katını mı? Beyim, bu işten benim çıkarım ne olacak? Lan Kahya, senin bir menfaatin olmasa yaralı parmağı işemez misin lan sen? Ha? Aşk olsun bey. Biz müttefikiz. Unuttun mu? Ya bir antlaşma yapalım. Ben köylümden tarlayı satın alayım. Sen de bana siteden bir tane villa ver. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ne villası lan? Lan sen kimsin villada oturuyorsun? Cülüm! Siktir git lan buradan! Lan çık! O halde bana müsaade beyim. Dur lan dur! Geç otur lan şuraya konuşalım. Geç otur şuraya. Celip, Allah senin belanı versin. Sağ ol beyim. Şimdi bir acı kahveni içerim. Gel buraya, gel. Metin. Efendim abi? Nereye abicim? Kutlamaya. Ne kutlaması? Biz nişanlandık. Rıza abi, bak. Allah Allah. Kusura bakmayın, çok şaşırdım ben. Sen nasıl kandırdın bu çocuğu? Ay, sen bir de bana sor. Hiç kolay olmadı. Sen hiç konuşma. Beni terk etmekle tehdit etti abi. Gel, gel. Allah tamamını ödesin. Sağ ol abicim. Darısı senin başına inşallah. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Rıza abi. Hadi gidin eğlenin. Hadi. Tamam. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Gördün mü başımıza gelen felaketi? Hangi felaket? Oğlum bu kızla evlenilir mi? Çek şu Metin'i bir kenara, konuş, seni dinler. Koca adam niye konuşayım? Ben bu kızı seviyorum dediyse tamamdır. Söylenecek bir şey yok. Bitmedim hala Yasemin. Dolapların hepsini boşalttım hanımım. Atılacak, kaldırılacak şeyler varsa ayıralım beraber. Bak bu elbiseyi ben artık giymiyorum. İstersen sana vereyim. Üzerim olursa giyerim, sağ olun. Bunları ne yapayım, atayım mı? Yok yok, atma hiçbirini. Yanaşma kızlara ver, giysinler. Bunları da birilerine verelim bari. Nasıl olsa sizin işinize yaramaz artık. Hayır, bırak. İhtiyacı olan birine verelim hanımım. Boşu boşuna Yasemin, yer kaplıyorum. Yasemin, sana bırak dedim. Affedersiniz hanımım, eğer siz başka birine verecekseniz. İlk evlendiğimde heveslen örmüştüm bunları. Ama Azer'i çocuk yapmaya bir türlü ikna edemedim. Erkektir. Her erkek gibi o da bir gün baba olmayı ister diye düşündüm. Yanaşmadı. Olmadı. Hanımım, size bir şey diyebilir miyim? Akıl vermek gibi olmasın ama siz bu çocuk işini Seyit Bey'e hiç çıtlattınız mı? Yani Azer Bey'in çocuk istemediğini. Hayır. Bence bir çıtlatın. Azer Bey'e şikayet edin tatlı tatlı. Eğer Seyit Bey konuşur, torun istiyorum derse Azer Bey hiçbir şey diyemez. Azer bugüne kadar babasının hangi sözünü dinlemiş ki bunu dinlesin Yasemin? Ama ben kaç kere Seyit Bey'e bana bir torun bile vermediler diye şikayet ederken işittim. O da bunların çocuğu olmuyor diye düşünüyor belki. Hem İhsan Bey vefat etti. Dila Hanım'dan da torun umudu yok. Eğer siz ona bir torun verirseniz, Seyit Bey sizin üzerinize titrer. Gelinim gelinim diye başının üstünde taşır. Neyse, kapatalım bu konuyu. Hadi sen işine bak.
kızım. Şuradan bir çorap alalım. Gel hadi. Öf anne, şimdi sıkıştık. İş yere sokma beni. Hadi la, çıktığımızdan beri suratın beş karış yani. Çok teşekkür ederim. Geldim. Görüşmek üzere. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Aslında size bir özür borçluyum. Neden? O gün Seyit Bey kulübeye gelince ben saklanmak zorunda kaldım. Siz zor duruma düşmeyin diye. Sonra bir daha kulübeye de gidemedim. Göremedim. Siz de mi? Siz de mi gitmediniz? Yavuz Bey, aslında ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Lütfen beni yanlış anlamayın ama... Aması ne? Yavuz Bey, sizin de bildiğiniz gibi benim sık sık kulübeye gelmem çok yanlış anlaşılır bir durum. Ben bu yüzden sizinle görüşmeme karar aldım. Demek bir daha görüşemeyeceğiz ha. Oysa senin yanındayken bile seni özlüyorum ben Dila. Keşke böyle çekip gitmesen. Ne olur böyle sitemle bakma bana. Keşke başka türlü olsaydı. Keşke her şey benim elimde olsaydı. Dila. Annem, Yavuz Bey. Merhaba. Merhaba. Anne, biz Yavuz Bey'le bugün burada tesadüfen karşılaştık. Yavuz Bey'le biz benim attan düştüğüm gün tanıştık. Ne? Sen attan mı düştün Dila? Önemli bir şey olmadı. Küçük bir kaza. Bugün de burada tesadüfen karşılaşınca birbirimize merhaba diyelim dedik. Memnun oldum Yavuz Bey. Ben de efendim. Ben sizi tutmayayım. Görüşmek üzere. Yani. Baba. Tabii tabii, müsaitim. Ben bir konuda sizden izin isteyecektim. İzin mi? Ne izin? Arka bahçeye bakan misafir odalarından birini boyatmak istiyorum da. İyi de ben bütün evi yeni boyattım. Yani rengini beğenmedin? Yok, ondan değil. Ben o odalardan birini bebek odası yapmak istiyorum. Sen şimdi bana müjdeli bir haber mi vermek istiyorsun? Ha? Maalesef. Bu gidişte olacağı da yok zaten. Azer şu an çocuk istemiyor biliyorsunuz. Hani böyle bir değişiklik yaparsam belki biraz dikkatini çekerim diye düşündüm. Ne kadar garip olduğunu farkındayım ama çaresizlik işte.
günler geçiyor. Henüz sağlığım yerindeyken bu hasreti dindireyim istiyorum. Tabii, tabii. Ben de bir torun sahibi olmak isterim. Hatta bir değil. Şöyle birkaç tane olsun, böyle etrafımda koşsunlar, oynasınlar, tepinsinler, öpüsünler. De. Azer istemezse ben ne yapabilirim ki? Hani belki siz konuşsaydınız farklı olurdu. Ne de olsa Azer sizin sözünüzden çıkmaz. İyi, konuşayım. Konuşayım ama... Ya şimdi koskoca adam. Ege, git de çocuk yap denmez mi? Haklısınız baba. Kusura bakmayın. Sultan. Efendim baba. Ben Azer'le münasip bir dilde konuşurum. Teşekkür ederim baba. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hayrola ya, senin ne işin var burada? İnsanın meyhanede ne işi olur? İçmeye geldim tabii. O da doğru ya. Buyursana oğlum. Hoş geldiniz Seyit Bey. Buyurun, emredin. Bir bardak da bana getir. Muzaffer'e söyle, iki şiş atsın ocağa. Yalnız yağsız olsun. Emredersiniz bey. Otur. Ah. Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Anlaşılan sen iki akşamda bir buradasın değil mi? Anladım ben. Sen yine bana zılgıt atmaya geldin. Tam tersine. Seninle şöyle baş başa içmeye geldim. İyi, hoş geldin. Akşam olunca herkes odasına çekiliyor. Kendine bir eğlence buluyor. Sen de böyle içmeye çıkıyorsun dışarı. Biz de insanız, bizim de canımız var değil mi? Yani insan bir sıcak nefes, bir ses istiyor. Baba, sadede gel istersen. Hadi sağlı. Anan da sen çok çabuk bıraktı gitti beni. İhsan da sen okuyacağım diye tutturdu. Bir dakika bile durmadı Sarıgül'le. Gelince çok sevindim. Ama bu sefer de temelli gitti. Yani demek istediğim, sen yanımdasın. Yanımdasın ama yanımda değilsin de. Niye acaba? Ben hep senden çekindim baba. O yüzden mi benim başıma asi oldun? Baba, asi oldum da ne oldu ya? Ben bir kız sevdim baba. Günah mı? Peki şimdi ne olacak Azer? Ne olacak bu işin sonu? Bütün ömrünü bu aşk için heba mı edeceksin? Ha Azer? Bak Azer. Seni evde bekleyen, seni seven bir karın var. Hiç mi bu kızın hakkı yok senin üstünde? Ha? Bırak şu takıntılarını bir yana. Evine git.
karını sev. Yani... Lan bir çocuk yap işte. Baba ol baba. Dünyada hiçbir aşk, hiçbir sevgi çocuğunu kucağına aldığın zamanki mutlulukla kıyaslanamaz. Anladın mı? Baba, insan yüreğinde hissettiğini inkardan gelemiyor baba. Oğlum, aslanım, zaman geçiyor ama ya. Bütün bir ömrü seni sevmeyecek, sevemeyecek bir kıza feda etmeye değer mi? Elindekilerinin kıymetini bilmeyip bir hiçin peşinden koşmaya değer mi? Sonradan pişman olmamak için hayatımda en mutlu olduğum anlar meğerse geçip giden zamanlardaymış dememek için sahip olduklarına şimdi dört elle sarılmalı. Asla bırakmamalısın. Yavuz Bey. Hala Hanım. Benimle konuşmanız yasak. Önünüze dön isterseniz. Yavuz Bey ama lütfen böyle yapmayın. Ben size sebebini açıkladım. Siz de bunu anlayışla karşılamıştınız. Böyle söylemiştim doğru. Ama biz uzun zamandır arkadaşız Dila Hanım. Bana sormadan kendi kendinize görüşmeme kararı almanız biraz dokundu açıkçası. Demek ki biz arkadaş değilmişiz. Öyle değil mi? Eğer sizi teselli edecekse ben dünden beri kendimi çok kötü hissettiğimi söylemeliyim. Doğru düşün. Yavuz Bey, benim elimden başka bir şey gelmiyor ki. Sizin de söylediğiniz gibi bizim arkadaşlığımız insanlar tarafından yanlış anlaşılmaya çok açık. İnsanların ne söylediğinin ne önemi var Dila Hanım? Yoksa başka bir şey mi var? Başka bir şey mi? Ne gibi? Vicdanınız. Hayır, başka bir şey yok. Barazoğulları, sizin için yeterli bir cevap olur mu? Ayrıca ben eşimi daha çok yeni kaybettim. Doğru. Haklısınız İmam. Yavuz Bey. Sizce biz arkadaşlığımızı sır olarak saklayabilir miyiz? Denemeden bilemeyiz. Öyle değil mi?
Kadir tarlasını satmıyor beyim. Ne dediysem ikna edemedim. Ne demek satmam diyor lan? Ne demek? Canip, sen bu adama durumu doğru düzgün anlattın mı ha? Barazoğlu Azer Bey senin toprağına talip dedin mi kardeşim? Elbette dedim beyim. Demez olur muyum? Yalnız bu Kadir Rıza Bey'e güveniyor herhalde. Rıza'ya mı? Vakti zamanında Rıza hediye etmiş ya tarlayı ona. Arkamda Rıza var demeye getiriyor lafı. Yoksa neyine güvenecekti kafa tutacak sana? Rıza ona toprağı verdiyse ben de almasını bilirim. Parayla pulla olmuyorsa bu işler. Başka yöntemler de var Canip. Şey beyim, benim şu işi bir resmiyete döksek diyorum. Benim de içimi ferahlatsa. Hangi işi lan? Villa vereceğine dair söz verdin ya. Hani bir antlaşma sözleşme imzalasak. Allah Allah. Sen adamı ikna ettin mi Canip ha? Adam satmaya hededi mi? Yok. Bak satmam diyor herif. Eninde sonunda satacak ama... Önce satsın, sonra sözleşme yaparız Canip. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlamadan seninle işmiş yapmam. Ben sana acı bir kahve söyleyeyim Canip. Hoş geldin beyim. Eğer müsaitsen Kadir seninle bir şeyler konuşmak ister. Beyim tanıdın mı beni? Söğütlü'den Kadir. Hani koca tarla bağışlamıştın? Tanıdım Kadir, tanıdım. Nasılsın, iyi misin? Sağlığına duacıyım beyim. Sen de afiyetlesindir inşallah. Sağ ol, iyiyim. Buyur Kadir. Şey beyim, senin bana bağışladığın tarlayı Barazoğulları göz dikti. Ne demekmiş şimdi, nasıl göz dikti? Azer bizim oralara villa yapacakmış. Benim tarlamı istiyor. Neyse parası vereyim diyor. Ama ben satmak istemiyorum beyim. Tamam, sen satmak istemiyorsan zorla alacak halleri yok. Kahyalar beni tehdit etti beyim. Barazoğullarını karşına aldım. Bu iş burada bitmedi gibi laflar ettiler. Seyit Bey'e benim gücüm yetmez beyim. Sağa sığınıyorum. Bu işi halletsen halletsen sen halledersin beyim. Korkma sen Kadir, kimse seni oradan kovamaz. Tamam mı? Azar gelip bir zorbalık yapmaya kalkarsan hemen bana gel. Allah senden razı olsun beyim. Tamam. Tam da Barazoğullarıyla anlaşmaya başlamışken bu hiç de iyi olmadı. O Azer uslu durmadığı sürece böyle olacak usta. Canip her şeyi anlattı Azer. Şu toprağını satmayan Kadir için ne yapmayı düşünüyorsun? Herif arkamızdan atı tutuyor baba. Rıza'ya güveniyor it oğlu it. Mesele ne baba? Ya bu Söğütlü'de yapacağımız villaların inşaatı için arsa bakıyoruz ya. Bir tanesinin sahibi satmıyor. Peki bu arsayı almadan olmuyor mu bu iş? Olmuyor. Herif çoğulunun arsası benim alacağım arsanın tam ortasında. Azer değerinin iki katını vermiş. Hatta başka nerede tarla istersen sana vereyim demiş ama... Aması ne peki? Ya bu herif çoğulunla zamanında Rıza vermiş toprağa. Şimdi Rıza'yı arkasına almış, bize kafa tutuyor işte. O halde bir dakika bile düşünmeye gerek yok. Geri adım atarsak Barazoğulları Rıza Bey'den korktu derler. Ya biraz sakin ol istersen. Ben sakinim anne. Ama bir işin içinde Rıza Bey varsa mutlaka bir alçaklık vardır. Ben bunu söylemek istedim sadece. Seni anlıyorum kızım. Anlıyorum ama şimdilik itidalli davranmak lazım. Bir de Kadir'i dinleyelim ha. Kahya'ya söyle, yardım adımı getirsin buraya. Tamam baba. Canip bu sabah yine geldi beyim. Seyit Bey seninle konuşacak, gel dedi. Benim konuşacak bir şeyim yok, gitmem dedim. Bu sefer tehdit etmeye başladı. Seyit Bey çağırır da ben nasıl gitmezmişim? Satmazsam dozerle evimi barkımı dümdüz ederlermiş. Evini barkını dümdüz ederlermiş öyle mi? Gerçekten böyle mi söyledi? Söyledi beyim. Senin hakkında da atıp tuttu. Evet. Azer, Kadir Rıza Bey'e güvenmesin. Biz onun canını bağışladığımız için yaşıyor o herif demiş. Gelmem mi diyor? Ben çağıracağım, o gelmeyecek ha. Kim zannediyor lan bu herif kendini? Arkamda Rıza Bey var diyor efendim. Rıza Bey'e gitmiş. Rıza Bey de sakın satma onlara demiş.
hiçbir şey yapamazlar sana demiş. Rıza ne karışıyor bu işe? Bir tarla verdi diye. Onun için mi? Neden olacak baba? İşimize taş koymak istiyor. Barazoğullarının zenginleşmesini ister mi o şerefsiz? Rıza küçük hesaplarla uğraşmaz. Küçük hesaplar mı? Ya baba Allah'ını seversen bu adam abimi öldürdü sustuk. Gitti masum bir kadını öldürdü sustuk. Ya açma gene o meseleyi. Mevzuları açmayayım mı? Bu mevzular hiç kapanmadı ki baba. Bak Dilan'ın dediği gibi biz şimdi vazgeçemeyiz. Rıza yüzünden biz bu işten vazgeçersek millet bize teneke çalacak baba. Rıza'ya haber sal. Seyit Bey bir saate kadar Kartal Tepesi'nde buluşmak istiyordu. Şu işin aslını astarını bir daha soralım. Başüstüne beyim. Tamam Kadir, sen git. Ben ilgileneceğim. Hadi, rahat ol. Allah razı olsun. Hadi. Beyim, Cani para daha az önce. Seyit Bey seninle Kartal Tepesi'nde görüşmek istermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seninle hayırlı bir iş için görüşemeyecek miyiz Rıza Bey? Seni buraya niçin çağırttım biliyor musun? Tahmin ediyorum. Duyduğum şeyler hiç hoşuma gitmiyor Rıza. Senin bu meseleye daha aklı selim yaklaşacağını umardım. Ben de Azer'in aklına uymayacağını umardım Seyit Bey. Dur bakalım Dila Hanım, dur. Beylerin yanına gidemezsin. Sen kimsin? Çekil önümden, benim davam Rıza'yla. Ben Rıza Bey'in kahyasıyım. Rıza Bey'e gitmek için benim cesedimi çiğnemen lazım. Bizim kimsenin hakkını yediğimiz yok Rıza. Bütün bu olaydan sonra bu işin içinde bizim olduğumuzu duyunca senin bu işe karışmaman lazımdı. Ucuz kahramanlıklar sana yakışmıyor Rıza. Benim büyüğümsün Seyit Bey. Sana saygım var. Ama yine olanları sana yanlış anlatmışlar.
biri benim köylüme zorbalık edip benim verdiğim toprağı almaya kalkarsa Seyit Bey, değil Barazoğulları Sultan Süleyman gelse karşısında beni bulur. Rıza Bey'in yaşananlarda hiçbir suçu yok. Olanları bir de onun ağzından dinleseydin sen de anlardın. Yüreği varsa çıksın karşıma konuşsun o zaman. Başkalarının arkasına gizlenmesin. Onun kimsenin arkasına saklandığı yok. Sen ille bir suçlu arıyorsan Azer suçlu. Bırakın bu yalanları artık. Hacer'i de mi Azer öldürdü ha? Hiçbir şey göründüğü gibi değil Dilan. Sen sadece Rıza Bey'in bir günahı olmadığını bil yeter. Ona ben karar veririm. Çekil önümden. Bas git. Bak yemin ederim. Hem seni vururum. Sonra da döner Seyit Bey'i vururum. Senin yüzünden kan gövdeyi götürür bilmiş ol. Bas git. Beyine söyle. Bu dünya durdukça peşinde olacak. Ve elbet bir gün bir yerde kıstırıp geberteceğim. Yeah. Son sözüm bu Rıza. Bu işe karışmadan çekil kenara. Yoksa beni eski defterleri açtırmak zorunda bırakacaksın. Yine İhsan'ı kastediyorsun Seyit Bey. Ama İhsan'ın ölümünden Azer'in sorumlu olduğunu çoktan anlamış olman gerekirdi. Azer'in aklına uyup zorbalık yapmak sana yakışmıyor Seyit Bey. İnsan bir kere affeder Rıza. Sabrım ne kadar büyükse öfkem de o kadar korkunçtu. Bunu bil de öyle konuş. Her firavunun bir Musa'sı vardır Seyit Bey. Benim de son sözüm budur. Bu Kadir Rıza'ya ne demiş ne söylemiş ki? Herifi çileden çıkarmış. Rıza'yı hiç bu kadar kinlenmiş ve hırslı görmemiştim. Azer, oğlum. Rıza Kadir'i tehdit ettiğine dair laflar etti bana. Bana doğruyu söyle. Kadir'i tehdit ettin mi? Ya baba kurban olayım şu gerçeği gör artık ya. Vakti zamanında ona ait olan bir tarlayı almak istememi bile Rıza tehdit olarak görüyor baba. Rıza'nın amacı artık belli baba ya. Bak önce abimi öldürdü. Şimdi de bu mevzuyu kaşıyarak kavga çıkartmak istiyor. Bu adam bizim ailemizi zayıflatıp yok etmek istiyor baba. Sen ne diyorsun Dila? Dila. Azer haklı. Rıza'nın o köylü korumaya çalıştığı falan yok. Resmen ailemize karşı bir savaş başlatıyor bu adam. Bir dakika sakin olun Allah aşkına. Adamın birinin bir zamanlar Rıza Bey'den aldığı arsa yüzünden silahlar mı çekilecek yani? İki taraftan birinin geri adım atması gerekmez mi sizce? Yani burada kan dökülmesinden endişe duyan bir tek ben miyim? Burada söz konusu olan Barazoğlu ailesinin 150 yıllık adı ve şerefidir Eren Hanım. Bu uğurda gerekirse silahlar da çekilir, kan da dökülür. Seyit Bey, siz kan dökülmesin diye çok uğraştınız. Büyük erdem gösterdiniz. Şimdi basit bir mesele için barışı bozmaya değer mi sizce? Barışı bozmayı, kan dökmeyi elbette istemiyorum. Dediğiniz gibi bunun için çok uğraştım. Ve hala vicdanımla savaş halindeyim.
Ama bu konu için fevri adım atmayacağız. Lakin geriye de çekilecek değiliz. Baba, kurban olayım, bırak bu meseleyi ben kendi bildiğim gibi halledeyim ha. Bu sefer güven şu oğluna. Sözde Kadir'in durumunu konuştuk. Ama Seyit Bey her fırsatta, her bakışında İhsan'ın ölümünü hatırlattı bana. En çok da bu zoruma gidiyor. Yapıştı üzerime bu lanet. Yapıştı. Gör işte Seyit'in ne domuz olduğunu. Utanmıyor koskoca adam. Deve gibi kin gidiyor. Bunların derdi başka. Tarlayı bahane edip İhsan'ın intikamını almaya kalkacaklar bizden oğlum. Abi. Şimdi annem söyledi. Abi. Bence bu işe balıklamadan almamamız lazım. Bırakalım Kadir kendi meselesini kendi çözsün ya. Yani yıllar evvel adama bir tarla verdin diye sorumluluk almak zorunda değilsin. Bak, 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 bak. Ben bu lafları bir yerden hatırlıyorum ama. Aa, tabii. Gurbetin lafları bunlar. Metin, hadi oğlum sen nişanlını al gezmeye git hadi. Biz kendi aramızda hallederiz bu işi. Hadi çocuğum. Anne sen bir sussana. Ya, ben tamam. Abimle konuşuyorum. Tamam. Abicim, Metin abim haklı. Biz gerçekten bu meseleye fazla karışmasak, bu işin sonu fena. Ya sana bir şey olacak ya Azer'e. Fatma, sen ne zamandan beri Azer'in canını düşünür oldun ha? Azer'in canını düşündüğümden değil anne. Kan dökülecek sonuçta. Biri ölecek, biri hapse girecek. Canım, ben Kadir'e söz verdim yardım edeceğim diye. Ve edeceğim. Hiçbir Selamoğlu sözünden dönmez Fatma. Unutma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Nasılsınız bugün? Bence tam cila yapma havanızdasınız. Fırçam da var. Durun. Neyimiz var? Dün neler olduğunu anlatsam mı anlatmasam mı onu düşünüyorum. Yine kızacaksınız bana. Anlatın. Dün Seyit Bey Rıza Bey'le görüşmeye Kartal Tepesi'ne gitti. Bir toprak meselesi yüzünden. Ben de peşlerine takıldım. Sonra? Tam karşısına çıkacaktım ki hikayesi silah çekip yolumu kesti. Az kalsın ben de onu vuracaktım. Rıza Bey'imi öldürmek için önce benim cesedimi çiğnemelisin dedi. Tetiği çekme meramak kalmıştı ama yapamadım. Ya Kahya sizi vursaydı ne yapacaktınız Rıza Hanım? Rıza'yı bulmak için bir fırsattı bu benim için. Başka çarem yoktu Yavuz Bey. Seyit Bey'den ayrılır ayrılmaz peşine düşecektim. Ama o Kahya'sı olacak adamı dedim. Rıza Bey'inin biraz yüreği varsa çıksın karşıma. Gelsin beni bulsun dedim. Kızdınız değil mi? Bu işin sonu hayır değil. Sonunda öldüreceksiniz kendinizi. Ben sadece sizinle dertleşmek istedim. Hepsi bu. Hayatta tek derdimiz Rıza Bey'i öldürmekse Dila Hanım, sabaha kadar dertleşelim. Ben sizi bu öfkenizden, kininizden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ama nafile. Biz daha çok dertleşiriz sizinle Dila Hanım. Çok. Thank you.
Öne, ben tarlaya gidiyorum. Güle güle. Selamun aleyküm Kadir Efendi. Aleyküm selam Azer Bey. Sen içeriye gir. Eline sağlık. Ne güzel yapmışsın burayı. Aferin. Aferin demek için gelmedin herhalde. Yok. Bak güzel kardeşim, sen akıllı bir adama benziyorsun. Ben kimse mağdur olsun istemiyorum. Ama sen pazarlık yolunu kapatıyorsun Kadir. Bak dert paraysa o çok kolay. Bana bu toprak lazım Kadir. Ha? Ben diyeceğim dedim. Benim sattık toprağım yok. Kadir sen Ziya'yı bilir misin? Ziya Paşa'yı. Yok mu yani şu meşhur... Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayan Kadir'in hakkı azerdir diyen. Bak güzel kardeşim. Ben seni güzellikle uyardım, tınmadın. Sert çıkıyorum, sallamıyorsun. Kadir. Bana da seni bir temiz dönmekten başka çare bırakmıyorsun kardeş. Önce mala, cana değil. Bak lan Kadir Efendi, sana yarına kadar mühlet. Ben şimdi gidiyorum. Yarın geldiğinde burayı satmaya karar vermezsen... ...şu zımbırtıyla yapmadığım şeyi makinelerle yapar, burayı yıkarım... ...seni de buraya gömerim, tamam mı? Rıza Bey bu yaptığını görünce seni nereye gömecek bakalım? Söyle, beni bu hale Azer Bey soktu da gelsin seni kurtarsın, tamam mı lan? Keşke dövmeseydin adamı, haklıyken haksız duruma düştü. Rıza dedi lan, Rıza. Onun ismini duyunca cinlerim tepeme geldi Canip. Ne yapayım, tutamadım kendimi ben de. Adamı dövdüğün babanın kulağına giderse? Sen kimseye bir şey söylemezsen kimsenin kulağına bir şey gitmez Canip. Tabii hala villayı istiyorsan, ha? Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Efendim? Oldu mu galiba? Galiba ama. Bakın. Tamammış. Çatalımız da yok, nasıl yiyeceğiz? Böyle. Buyurun Zina Hanım, böyle işte. Siz hep böyle kendiniz mi yaparsınız yemeğinizi? Daha iyi yapan birini bulamadım Zina Hanım. Ya bulsanız evleneceksiniz yani, öyle mi? Bir dakika beklemem. Ama zamane kızı. Yumurta kırmayı bile bilmiyorlar. Bana bir taş mı geldi? Bak canım, tamam. Sizin eliniz yatkın. Her ne kadar mene mene uzun uzun bakıp... Galiba olur deseniz. Tamam, taşlar gelmeye devam ediyor. Ama itiraf edin, boya işinde hiç fena değildi. Ama boyadığınız yerlerin üstünden bir de
Ben geçmek zorunda kaldım Dina Hanım. Of, tamam Yavuz Bey, tamam. Sadece bir arkadaşın bakışları mı bunlar? Bu kadar derin, bu kadar sıcak, bu kadar manalı. Acaba beni sevdiğine mi yorumluyum bu bakışları? Hadi canım, bu sağ kendine gel. Seviyorsun da seni değil, Yavuz'u seviyor. Niye sadece onun yanında bu kadar mutlu hissediyorum kendimi? Hayır. Sadece arkadaşlık değil. Anne, buna bakmam lazım. Efendim anne. Dila, nerelerdesin kızım yine sen? Çarşıya indim, geliyorum. Tamam, hadi oyalanma. Gitmem gerek. Tamam. Yarın gelir misiniz? Ne oldu Azer? Hallettiniz mi? Vallahi baba, Kadir'le konuştum. Bu sefer Eder'in 3 katını vereceğimi söyledim. Uzatmaması gerektiğini söyledim. Bakalım. Kabul etti mi? Beyim bir düşüneyim dedi ama kabul edecek. Bana bak, korkutmadın değil mi adamı? Güzellikle halletseydin. Tabii tabii. Korkutma yok baba, güzellikle. Dediğim gibi ya, bir sorun çıkacağını hiç zannetmiyorum. İyi. Hoş geldin diyeceğim beyim ama haberler kötü. Ne oldu Yunus usta? Kadir aradı az önce. Azer evini basıp dövmüş garibi. Sonra da bir gün mühlet vermiş. Eğer topraklarını satmazsan evini barkını yerle bir ederim demiş. Baksan şu ite. Geç şimdi Rıza'ya, bunu Azer yaptı de. Gücü yetiyorsa gelsin korusun seni diye de karısının önünde tehdit etmiş. Ne yapacağız bu Azer beyim? Hemen birkaç tane silahlı adam göndereceksin oraya, tamam mı? Kadir'le ailesinin başının ucundan ayrılmayacaklar. Azer bir daha da gelirse hemen beni arayacaklar. Başüstüne beyim. Dün Dila'yı görmüşsün usta. Neden bana söylemedin? Nasılsa olan oldu diye beyim. Yani durduk yere seni üzmek istemedim. Bir de silah çekmişsin usta. Niye böyle bir şey yaptın? Korkutmak için. Yoksa senin yanına gelecekti. Korkutmak için bile olsa bir daha Dila'ya silah dağıtmayacaksın usta. Varsın gelsin, öldürsün beni. İyi de bu dediğin laf değil beyim. Ben seni korumak usta. İçin... Usta! Bir daha silah dağıtmayacaksın dedim. Peki beyim. Filminin içine mi düştük Canip? Ha? Kadir? Bunlar kim? Akrabalar mı? Bizi Rıza Bey'im gönderdi. Dön git.
Yoksa kan dökülecek. Dökülür. Ama bizimki değil. Sizinki. Hadi bakalım. Şimdi bu işi Kanice Kalesi müdafaasına çevirmeden basın gidin. Hadi! Yallah. Bakarak olun bunlara. Kadir! Gel Kadir, gel. Haydar Bey, Azer burada. Gel lan, korkma. Beyim. Azer Kadir'in evini basmış yine. Yanında iş makinesi de varmış. Bir sürü de silahlı adam. Bizimkileri ara. Beni beklesinler, bir şey yapmasınlar. Yalnız diğerlerini de alalım yanımıza. Daha kalabalık olmamız lazım. Kadir, sen niye inat ediyorsun kardeşim, ha? Niye? Ya ben kimseye zarar gelsin isteyen bir adam değilim Kadir. Ama benim de sabrımın bir sınırı var Kadir, ha? Satmayacağım dedim Azer Bey. Satmayacağım. Seyit Bey, beyim. Azer sana her şeyi güzellikle hallettiğini söyledi. Ama artık ben saklayamayacağım. Ne oldu Canip, anlat. Böyle yaptım olmadı, böyle yaptım olmadı. Sen laftan anlamıyorsun. Benim sabrım yok dedim değil mi sana? Günah benden gitti Kadir. Yık! Yıllara mı verdi bu toprağa? Durdur şu dozeri Azer Bey! Allah aşkına durdur bu dozeri! Dur! Yıkamazsın! Dur, yıktırmam sana! Dur! Bırak! Dur! Yıktırmam sana! Hiçbir vicdan yok Azer! Azer! Hiçbir vicdanın yok! Dur! 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 Oh! Oh! Azer! Canına mı susadın sen? Köpek! Lan durmasana, ne duruyorsun? Rıza! Bu işe karışma sen. Ulan Azer, ben sana dikenli düzde
karşıma bir daha çıkma, seni öldürürüm dedim mi, demedim. Al damlanı git buradan. Karşındayım işte Rıza. Öldürsene kolaysa. Azer beni sınama. Bak, insanın ölümünden sen sorumlusun. Burada da aynı hatayı yapma. Al adamlarını git buradan. Yapıyorum Rıza. Aynı hatayı yapıyorum. Ne olacak? Rıza! Baba, senin ne işin var burada? Sabrım ne kadar büyükse öfkem de o kadar korkunçtur demiştim sana. Ben de her firavunun bir Musa'sı vardır demiştim Seyit Bey. Baba, girme araya, git buradan. Sen sus! Seninle sonra konuşacağım. Bu iş çok uzadı Rıza. Al adamlarını çek git buradan. Boşuna kan akmasın. Eğer Kadir'i rahat bırakmazsanız burada oluk oluk kan dökülecek Seyit Bey. Senin derdin Kadir'i korumak değil. Senin derdin barazollarına kafa tutmak. Rıza, biz kafayı dille tartarız. O dil çok uzadı mı? Kökünden kesip atmasını da biliriz. Vahşi vatan burası. Seyit Bey, Rıza Bey. Yüzbaşım, size saygımız sonsuzdur ama... Aması ne? Karakolda anlatırsınız derdinizi. Yürüyün. Komutanım, ben bu adamdan şikayetçiyim. Bunu da alın. Efendim anne. Kızım neredesin? Burada ortalık karıştı. Hemen eve dön. Niye? Ne oldu ki? Gelince anlatırım Dila. Etrafta dolaşman çok tehlikeli. Hemen gel kızım. Zamanında yetişmeseydik bu kadarlık şey yüzünden kan gövdeye götürecekti. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yani iki aile arasında bir sorun mu var? Anlaşıldı. İki aile neredeyse 150 yıldır bu topraklarda yaşıyor. Sizin gücünüze, kudretinize laf söylemek ne mümkün? Haşa. Asarsınız da, kesersiniz de. Böyle görmüşsünüz atalarınızdan. Bu güce kendinizi inandırmışsınız. Ama bakın, bunun kimseye bir faydası yok. Güçlü olan masaya yumruğunu vuran değil, aklı ve vicdanıyla hareket edip cehaletle savaşandır. Kadir gibi insanlar size geliyorsa, siz onlara doğruyu yöneltecek... Adaleti kendiniz sağlamaya kalkmayacaksınız. Şimdi, Kadir'in toprakları Kadir'de kalacak. İkiniz de aradan çekileceksiniz. Bundan sonra gözüm üzerinizde. Değil birini vurmak, silahı temizlemek için bile elinize alırken iki kere düşün. Nereden çıktı geldi lan bu babam, ha? Vallahi bilmem ama iyi ki de geldi. Yoksa kavga diye götürecekti. Lan daha iyi ya işte.
Rıza'nın beynini patlatacaktın. Kim Urdu'ya gidecekti o arada? Beyim geldi. Jandarmaya dua et, jandarmaya. Gel lan içeri. Hani güzellikle hallediyordun lan? Hani bana bundan sonra güven diyordun? Herifi öldüresiye dövmüşsün. Ya yok baba, dövmedim. Ha, dövmedin ha. Herkes yalancı bir sen doğruyu söylüyorsun, öyle mi? İşte Canip'in yüzü. Dövmüş diyor. Ya tamam baba, bak korkutmak için bir iki tokat atmış olabilir. Allah senin belanı vermesin Emi. Ulan senin yüzünden ortalık kana bulanacak be. Aferin oğlum sana. Gösterdin beyliğini. Bırakmadın topraklarımızı o Barazoğullarına. Şimdi Seyit'le Azer derdine yansın. Ya anne, zafer kazanmış gibi konuşma. Ya orada silahlar patlasaydı, ya Rıza abime bir şey olsaydı. Ama sen yerinde otur, hiç kımıldama. Hiç. Sana kalsa Barazoğulları tepemize çıkar. İyi ki Rıza var başımızda. Peşinden gidip yardım edeceğini, bir de neden gittin diye hesap soruyorsun. Ya hesap sormuyor Melike. Sen de lafı değiştirme. Korkuyor. İşte belli. Ya korkun falan yok benim. Tamam anne, yeter. Yeter. Kimsenin kanı dökülmeden bu iş halloldu. Daha ne istiyorsun? Kadir'in toprağı elinde kaldı. Bizim de istediğimiz oldu. İnşallah Barazoğulları bu işi inada bindirmez abiciğim. Peki şimdi ne olacak baba? Yenildiğimizi kabul edip boyun eğeceğiz Selamoğullarına? Azer haklı davamızda. Bizi haksız düşürdü. Yapacak bir şey yok. Rıza denen soysuz yine kazandı yani, öyle mi? Kazanan kaybeden yok gelin hanım. Bu inşaat şirketinden de vazgeçtim ben. Senin yiyeceğin haltlıyı zaten. Ya baba, pire için yorgan yakma. Bırak biz işimize bakalım. Sana işmiş yok. Sana işmiş yok. Sen etliye sütlüye karışma. Mabadın üstüne otur yeter bana. Azer doğru söylüyor baba. Bırakmayalım bu işin peşini, gidelim üstüne. Olmaz öyle şey. Olmaz. Yüzbaşıyla bir kez daha yüz yüze gelmek istemem. Şerefsiz Canip, şerefsiz, beni satarsın ha. Bir şey mi vardı yenge hanım? Babamın bu meselede geri adım atması benim de canımı sıkıyor Azar. O Rıza soysuzu yine kazandı. Ama bunu onun yanına bırakamayız. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne diyeceksen lafı dolandırmadan söyle Dila. Senden yardım istiyorum Azar. Yardım mı? Ne yardımı be? Rıza'yı bulmama yardım et. Silahını kuşanıp konağını bastın ya. Git bir daha bas. Belki bulursun ha? O konağa bir daha girersen beni öldürürler. Bunu sen de biliyorsun. Bir yolunu bulup onu kısırmam lazım Azar. Yardım edecek misin? Hayır. Neden? Düşmanımız ortak ama biz ayrı ayrı hareket edeceğiz, öyle mi? Dila, sen kendini ne zannediyorsun ya? Ha? Senden önce bana düşer Rıza'yı öldürmek, anladın mı? Sana da yardım falan etmeyeceğim. O kadar. Bugün ne konuşuyordunuz Dila'yla? Sen bizi mi dinliyordun lan, ha? Dinlemedim. Sadece gördüm. Rıza'yı öldürecekmiş, yardım istiyor benden. Sen ne dedin? Lan ne diyeceğim, hayır dedim tabii ki. Ben geberteceğim Rıza'yı, ben.
Bu kız iyiden iyiye benim sinirlerimi bozmaya başladı Azer. Huzur muzur bırakmadı bende. Her lafın içinde. Kendini ne sanıyorsa. Babamın gözüne girmeye çalışıyor ya, ondan. Azer. Hı. Biz bu Dila'dan çok rahat kurtulabiliriz ha. Ne diyorsun kızım sen? Kız kendi ayağıyla gelmiş, senden yardım istemiş. Azıcık kafanı kullan Allah aşkına Azer. Bırak Rıza'yı Dila öldürsün. Maşa varken neden ateşi eline tutasın ki? İhsan benim abimdi lan. Abim. Onun katilini öldürmek önce bana düşer. Anladın mı? Evet. Peki sonra ne olacak? Nasıl örtbas edeceksin bu cinayeti? Bırak Rıza'yı Dila vurup hapse girsin. Böylece hem Rıza'dan kurtulmuş oluruz hem de Dila'dan. Bir taşla iki kuş vurup sen geçersin Barazoğulları'nın başına. Günaydın yenge. Günaydın. Seninle şu mevzuyu bir konuşalım istiyorum ha. Ne konuşacağız? Dün benden yardım istediğin mevzuyu. Dün gece uzun uzun düşündüm. Senin bu Rıza'ya olan kinin bayağı büyük. Ben yardım etmesem bile sen kendi başına bir altlar yiyeceksin nasıl olsa. E'si sana yardım edeceğim işte. Nasıl olacak bu peki? Rıza'nın konaktan çıkmasını bekleyeceğiz. Önünde sonunda çıkacaktır bu herif konaktan. Kazık çakmadı ya. Kuytu bir yerde kıstırmak gerek. Kimsenin senin vurduğunu görmemesi gerek. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi Azar? Sana güvenebilirim. Hangi konuştuklarımız? Benden haber beklesin. Köylü buraya hayvanlarını otlatmaya gelir. Sağ olsunlar. Bize de çay demlemişler. Buyurun Dila Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Geçen gün cüzdanınızı unutmuşsunuz kulübede. Masanın üstünde duruyordu. Evet. Ben gördüm. Sağ olun. O toprak meselesinin kan dökülmeden çözüldüğüne çok sevindim. Evet. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi. Ama Rıza'nın kazanması yine canımı sıkıyor. Aslında bir de ben gidip konuşmak isterdim şu Kadir'le. Bence ortalık durulmuşken siz bir şeye karışmayın Dila Hanım. Yok, bir şey yapacağımdan değil. Sadece Azer'in adamı dövmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence tatlı dille konuşularak çözülemeyecek bir mesele yok bu dünyada. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Niye öyle dediniz? Niye öyle dedim? Belki Rıza ile olan sorununuzu da tatlı dille çözersiniz. O yüzden öyle söyledim. İkisi aynı şey mi Yavuz Bey? Benim Rıza ile olan davam başka. Bence olanları bir de Rıza Bey'in ağzından dinlemelisiniz. Onun bakış açısından görmelisiniz. İyi de bu ne işe yarayacak? Elinizi boşu boşuna Rıza Bey'in kanını bulamamış olacaksınız. O işe yarayacak. Siz yine beni eleştiriyorsunuz. Tamam peki. Söz vermiştim. Konuşmayacaktım. Bir tane koparsa kayıp olur mu? Bir tane bir şey olmaz. Buradaki daha güzel. Onu koparabilir miyim? Peki.
Kim var orada? Sahibi geliyor, kaçalım. Gel. Karşında Yavuz olup aşkımı söyleyememektense Rıza olup hemen ölmeyi tercih eder. Geldim beyim. Otur. Sana bir iş vereceğim Canip. Bunu da eline yüzüne bulaştır, tamam mı? Hangi işi elime yüzüme bulaştırmışım ki? Eğer gidip bu sefer de beni babama kanmazlarsan Canip, benden zırnık alamazsın, bak söyleyeyim. Sana vereceğim toprakları da unut. Unuturum. Billahi unuttum gitti zaten. Lan Canip! Bu hayatta sana benden başka kimsenin faydası yok oğlum. Bana attığın kazığı unuttum. Şimdi benim işimi göreceksin ki tadımız kaçmasın, tamam mı? Peki öyleyse. Bu Rıza şerefsizinin konağında senin tanıdığın bir yanaşma falan var mı? Var. Ne olacak? İyi. Gidip cebine 2-3 kuruş para sıkıştır. Bizim oradaki gözümüz kulağımız olsun. Bu Rıza nereye gider, ne yapar, ne eder? Her şeyi rapor etsin bize, tamam mı? Neden? Manaftan çıktığında Rıza'yı dışarıda bir yerde kıstırmak için. Biz mi kıstıracağız? Ya yok be kardeşim. Biz sadece gideceği yeri öğreneceğiz. Gerisini Dila halledecek. Becerebilirse gebertecek inşallah. Bunu iyi düşünmüşsün beyim. Yani Rıza'yı Dila'nın halletme işini. Sağ ol be. Gözüne girebildin mi Canip ya? Hı? Yani Fatma açısından demek istiyorum. Fatma ne alaka lan? Ha? Zaten kızın gönlü yok sende. Bir de abisini öldürürsen hayatta yüzüne bakmaz. Bak birader, sana bunu bir kere söyleyeceğim, bir daha söylemem. Eğer bu Fatma mevzusu sultanın kulağına gitsin Canip. Canip senin dilini kesip atlara yediririm şerefsizim. Şimdi git buradan. Hadi. Ellemesene lan kızı, onun bunun çocuğu. Biraz daha artırıyoruz. 10 dakika daha. 10 dakika mı? 10 dakika. Lan gülmesene lan sen de. Beyefendi yardımcı olabilir miyim? He? Ha. Yok yok birader. Ben öyle bakıyorum işte, indir kaldır, halter malter. Belki burada spor yapar. Tamam, yardımcı olalım o zaman. Yok güzel kardeşim, sağ ol. Ben öyle bakıyorum. Allah razı olsun. Hareket buradaki kasları çalıştıracak. Yanma hissi var mı? Evet, biraz. Devam. Süper.
Yanmayısı varsa çalışıyor demek. Lan bu resmen kızı elliyor lan. Hakan Bey bakar mısınız? Siz biraz dinlenin, ben hemen geliyorum. Ne arıyorsun sen burada be? Ne araması kızım? Görmüyor musun? Spor yapıyorum ben, spor. Allah Allah. Elbiselerin de mi? Kim o adam? Hangi adam? Yanındaki yarma. Spor hocam Hakan. Allah Allah. Ne biçim spor hocası lan o öyle? Her yerini elliyor seni. Manyak mısın sen be? Hareket gösteriyor. Fatma, ona var ya hareketin Allah'ını gösteririm ben, tamam mı? Sana ne oluyor? Sen gitsene buradan. Kızım bak eğer rahatsız falan ediyorsa söyle bana. Beni bu hayatta bir tek sen rahatsız ediyorsun Azer. Duydun mu beni? Bir tek sen. Bir rahat bırak beni ya. Lütfen. Ben de seni seviyorum. Nazar. Kocan nerede? Akşam yemeğe de gelmedi. Bilmiyorum baba. Bilsen şaşardım zaten. Bu adam akşam evde olmayınca mutlaka kötü bir haber gelecek diye böyle kalbim sıkışıyor. Ya ben ne yapacağım bu herifle? Dövsen olmuyor, sövsen olmuyor. Yine Canip'le bir yerlerde içiyorlardır herhalde baba. Sen de ne kadar rahatsın kızım. Adamın karısı canının yarısı derler. Biraz dizginleri elinde tutacaksın. Laf dinletmeyi bileceksin Sultan. Azar'ın karakteri böyle Eren Hanım. Siz tabii daha tanımadığınız için. Yeterince tanıdım Sultan. Seyit Bey gerekeni yapıyor ama sen pek ağırlığını koyamıyorsun. Kadın kısmı erkeğine lafını dinletecek. Merak etmeyin ben kocama nasıl davranacağımı gayet iyi biliyorum Eren Hanım. Biliyorsun, biliyorsun da hiç değilse biraz kulağını çeksen iyi oluyor. Ha, senin o çocuk meselesini konuştum. Biraz da sen şöyle çaba göstersen iyi olacak. Çocuk meselesi nedir? Sultan çocuk istiyor. E ben de torun istiyorum tabii ki. Ama bizim oğlanda o gönül yok. Ne güzel olur işte. Baba olunca ister istemez durulur. Sağa sola sataşmaktan vazgeçer. Peki neden istemiyor Azar? Yok. İstemiyor değil de... henüz erken olduğunu düşünüyor. Erken olur muymuş canım? Yaşın gelmiş geçiyor Sultan. Tamam anneciğim, uzatmayalım istersen. Sultan daha çok genç. Ne zaman isterlerse o zaman yaparlar değil mi? Müsaadenizle. Çok üstüne gittiniz ama kızım. Azer, neredesin sen? Ofisteyim, söyle. Her akşam burada babandan zılgıt yemekten bıktım. Çabuk eve gel. Sultan, ben de senden zılgıt yemekten bıktım. Kapat! Kusura bakma birader. Siz kimsiniz? Niye bağladınız beni? Siz kimsiniz? Ben Fatma'nın bir arkadaşıyım. Fatma kim ya? Fatma kim? Narin parmaklarımla masaj yaptığın kız var ya lan, onun adı Fatma. Hatırladım ben. Fatma Hanım'ı hatırladım da ben masaj falan yapmadım. Siz yanlış anlamışsınız. Canip, ben masaj yapmadım diyor.
Ben gözüme mi inanayım, bunun söylediğine mi? Gözüne inan beyim. Bak birader, bir daha Fatma'ya dokunursan ya da yanından geçersen... ...şerefsiz evladıyım, senin kafanı patlatır. Dikenli düze gömerim seni. Anladın? Anladım abi, anladım. Fatma'nın salona geleceği günler ben gelmem, uzak dururum, görmem bile. Ama yanlış anladınız. Ben öyle bir şey yapmadım, masaj falan yapmadım. Sadece dokundum, o kadar yani. O da hareketi göstermek içindi. Lan canım, somun pehlivana çıktı bu. Karı gibi korkuyor. Bırakalım gitsin beyim. Evet abi. Baksana, korkudan altına edecek. Abi! Tamam lan, tamam. Bırakacağız. Ama önce biraz spor yapalım, öyle değil mi? Abi, ne olur gideyim abi. Ne sporu abi? Su sporu. Yapmıyor musunuz oğlum siz salonda? Kol, bacak falan geliştirme. Biz de biraz parmakları geliştirelim, öyle değil mi? Ver canım, ver. Özür dilemeye geldim senden. Olanları takma. E biliyorsun onlar biraz geri kafalılar. Öyle mi? Bunları Seyit Bey'in yanında da söyleseydin ya. Ya da o annene her lafa atlamamasını söyleseydin. Sultan bak, bu konağa geldiğim ilk günden beri... ...Azer de sen de düşman gibi davranıyorsunuz bize. Ben sadece sizinle dost olmak, bir aile olmak istiyorum. Hepsi bu. Dila, siz buraya gelene kadar... Bu konaktaki kadınlar nerede susması, nerede konuşması gerektiğini gayet iyi bilirdi. Kadınlar derken kendini kastediyorsun herhalde ha? Evet. Bu konağın idaresi, yemeği, temizliği hepsi benden sorulurdu. Ama maşallah anamla sen her işin içindesiniz. Ama Seyit Bey de yüz veriyor tabii. Derdin bu mu? Kadınlar sadece temizlikle, yemekle ilgilensin. Başka hiçbir şeye karışmasın. Bunu mu istiyorsun? Sen karıştın da ne oldu? İhsan'ın katilini adalete teslim edecektin. Ne oldu? Senin yüzünden suçsuz yere bir kadın öldü. Azer'den dayak yiyen bir kadın benimle böyle konuşamaz. Küstah! Bana bak Sultan. Ben senin bildiğin kadınlara benzemem. Böyle ucuz çirkefliklerle beni sindiremezsin. Eğer akıl almak istemiyorsan, aklını başına toplayacaksın. Beyim, Balıcaköy'ünden demirci ustası Balabanlıoğlu Nazım geldi. Senden bir isteği olacakmış. Müsait misin? Gelsin. Selam Ömer'cim, benim nasılsın? Aleykümselam Nazım. Sen nasılsın? Baban nasıl? Selamı var beyim. Aleykümselam. Buyur. Bir şey söyleyecek misin bana? Estağfurullah beyim. Şey, beyim, ben kısmetse yarın evleniyorum. Öyle mi? Ha, tebrikler Nazım. Zamanın gelmişti. Senden bir ricam olacak. Söyle. Eğer bir işin yoksa, nikah şahidim olursan çok sevinirim beyim. Tabii olur. Tabii, tamam. Allah razı olsun beyim. Başka bir ihtiyacın var mı? Her şeyin tamam mı? Tamamdır beyim, eksik olma. Tamam. Kaçta yarın? İkide beyim, bizim evde. Geleceğim. Sağ ol beyim. Evlilik. Güzel şey değil mi usta?
Şimdi bunlar hemen bir çocuk yaparlar. O evlat nasibiyle gelir. Topraklarını ekerler, biçerler. Evlatlarını yedirirler, büyütürler. Daha büyük mutluluk var mı usta? Sanki senden geçmiş gibi konuşuyorsun beyim. İstediğin zaman sen de çoluk çocuğa karışabilirsin. İnsan sadece sevdiğiyle evlenir usta. Ben daha sevdiğime adımı söyleyemiyorum. Evlilik, çoluk çocuk. Hayal bana. Hayal. Bir tane o aletten var, bir o var. Geçmiş olsun. Ne oldu ellerinize? Neyse, sonra görüşürüz. Hakan Bey, ne oluyor? Bugün niye geldiniz? Gelmek istedim, ne var bunda? Hem ellerinize ne oldu, niye söylemiyorsunuz? Kapıya sıkıştırdım. İkisi de mi? Evet, ikisi de. Niye kaçıyorsunuz benden? Kaçmıyorum, işim var. Azar. Şerefsizim var ya, zorlasam arabayı yakacağım. Tohum sağlam kardeşim, babamız yakışıklı. Lan yarabbim ya. Fatma, ne haber kız? Ne yapmışsın öyle adama? Hangi adama? Spor hocasına, ruh hastası, psikopat. Adamın parmaklarını kırmışsın. Tımarhaneliksin lan sen. Seni içeri kapatıp kafana elektrik vermeleri lazım. Yok deve. Tamam kız. Versinler. Elektrik de versinler. Su da versinler ama bu kafa seni unutmaz. Çeki şuradan be. Biliyor musun? Konuşsaydık be. Ne konuşacağız? Ne bileyim, konuşalım işte ya. Gezelim. Ya Fatma, ben kötü biri değilim kızım. Bak, beni bir tanısan. Seni çok iyi tanıyorum Azer, sağ ol. Bayağı bayağı gidiyorsun yani sen. Bırak şu kapıyı. Yani ben bırakırım da. Gözlerim beni bırakmıyor ki kızım. Psikopat değil miyim kızım ben? Tımarhanelik. Kalkmıyorum. Bak vallahi ezer geçerim. Ez, ez lan. Madem sevmiyorsun şu kalbimi, madem senin aşkın olmayacak bunun içinde, gebersin lan bu kalp. Ez. Seviyorsun değil mi kız sen beni? Sırıtma be. Sinirimden gülüyorum. Üzüyordun beni ha. Ruh hastası. Deli ya, deli. Manyak. Eziyordu lan beni. Aslında Azer'le Sultan'ın durumu beni çok üzüyor. Gerçekten bir bebekler olsa belki her şey değişir onlar için. Ama aralarında sevgi yoksa olan o çocuğa olur. Yazık olur. Bilmem. Belki haklısınız. Belki de ben çocuk özlemi duyduğum için böyle konuşuyorum. O mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacağım için.
Neden böyle soruyorsunuz Dila Hanım? Daha upuzun bir ömür var önümüzde. Benim için her şey belirsiz Yavuz Bey. Neden? Belki bütün ömrümü hapiste geçireceğim. Belki de Rıza beni öldürecek. Böyle yaşamaya mahkum değilsiniz. Bu benim kaderim. İnsan kaderini kendi belirler Dila Hanım. Yavaş yavaş acınızı unutmaya çalışın. İntikamdan vazgeçin artık. Yeniden sevmeyi deneyin. Ama yapamam. Sevemem. Ya başka biri sizi çok severse, aşık olursa, yaşadığınız onca şeyi size unutturursa, siz de ona aşık olursunuz, çok severseniz. Aşkı yok mu sayacaksınız? Eskiden olsa size hayır derdim. Bu hayattaki en güçlü duygunun aşk olduğuna inanırdım çünkü. Şimdi? Nefret. Benim için en güçlü duygu nefret. Haydar Usta, Rıza Bey yarın nikah gelecek deyince ben de doğru köyün yolunu tuttum. Sordum, soruşturdum. Nikah yarınki de Nazımların evindeymiş. Aferin be Serhat. Kendi bağ. Siz bu Rıza'yı öldürecek misiniz? Tövbe o nasıl laf öyle? Basbayağı laf. Rıza Bey İhsan'ı vurdu diye aranızda kan davası olduğunu Cümle Sarıgöl biliyor. Sen üzüme niye bağını sormazsın? Bak. Sen paranı aldın mı? Aldım. Burada işe başlıyor musun? Başlıyoruz. Şimdi sen eve git. Bir güzel karnını doyur. Ondan sonra vur kafayı yatıyor. Sen bütün bunları da unut gitsin ya. Hayrola lan Cahit. Keklik gibi sekiyorsun. Sana güzel haberlerim var. Allah Allah. Rıza ile ilgili. Dila Hanım, acıyı nefretle dindirmeye çalışmayın. Aşkın yerine nefret koymayın. En kötü aşk bile aşkın olmamasından, nefretten daha iyidir. Bir de böyle düşünün. Hani siz hiç aşık olmamışsınız Yavuz Bey? Hani bir kadın nasıl sevilir bilmiyordunuz. Hiç aşık olmamış bir adamın sözleri olamaz bunlar. Sana aşık oldum ama söyleyemiyorum. Olsun. Söyleyememek bile güzel. Niye sustunuz? Ne söyleyeceğimi düşündüm. Bence siz daha önce aşık olmuşsunuz Yavuz Bey. Saklamayın hadi anlatın. Kimdi, nasıl bir kadındı? Aklımdaki hiçbir kelime onu anlatmaya yetmezdi lan. Onu görmediğim zaman şu doğa güneşsiz kalmış bir çiçek gibi kurur gözümde. Ama onu gördüğüm zaman her şey değişir. Şu akan su, ağaçlar, yediğim, içtiğim, bulutlar. Yüreğim aydınlanır. Gözüm her şeyi başka görür. Hatta ölüm bile. Siz hala aşıksınız bu kadına. Evet, aşığım. Bir resmi var mı? Hayır yok. Ama yüzü her an gözümün önünde. Saklamayın. Vardır bir resmi mutlaka. Gerçekten yok. Aslında böyle bir kadın da yok. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Demiş Atilla ile. Benimki de öyle bir şey işte. Siz şimdi bana hayalinizdeki bir kadını anlattınız öyle mi? Evet. Hayali olmayacak kadar gerçek bir kadını anlattım size. Ve o kadını bekliyorum. Umarım bugün karşınıza çıkar Yavuz.
Azgel ile yenge hanım, konuşalım seninle. Bu Rıza yarın öğlen Ilıca köyüne gidecekmiş. Köylünün birinin düğünü var. Adı Nazım. Onun nikah şahidi olacakmış. Güzel. Ben de orada olacağım. Dur bakalım, dur dur. Dila Hanım, bak bugüne kadar hep lafta yaptık bu işi. Şimdi iş ciddiye bindi. Sen bunu yapabileceğine emin misin ya? Eminim. Yeter ki çıkayım karşısına. Dila, karşısına çıkman yetmez. Rıza bu, Rıza. Etrafta adamları olacak. Daha sen Rıza'yı görmeden indirirler seni. Haklısın. O halde ben de beni tanıyamayacakları gibi giyinirim. Pardon, nasıl olacak o? Köylüler gibi. Kalabalığın arasına karıştım mı kimse tanımaz. İyi. Kazan mübarek olsun, ne diyeyim. Mezarında rahat uyu İhsan. Yarın intikamını almaya gidiyorum. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde hande derman bulayım. Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Hani benim servi boylu çınarım? Hani benim servi boylu çınarım? Bir ot düştü yüreğime yanarım. Kâbem sensin, yüzüm sana dönerim. Mihrabımdır iki kaşın arası. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Didar ile muhabbete doyulmaz. Didar ile muhabbete doyulmaz. Muhabbetten kaçan insan sayılmaz. Mümkün üflemeyle çera söğülmez. Tutuştukça yanar aşkın çerası. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Thank you.
Usta biraz hızlı gidelim, geç kalacağız. Peki bey. Efendim Metin. Damadın şahidi Rıza Bey'imiz gelmek üzere. O gelince nikahımıza başlayacağız. Nikahımıza teşrif etmiş bulunuyor.